Selam millet. Kaydımızı Urla'dan açtık. Şimdi Urla'ya girer girmez şöyle bir yerden geçiyorsunuz ya. Buradan geçerken hemen sol tarafınızda şöyle bir İskele Kumru falan yazıyor. Burası böyle bir ikinci el pazarı. Cuma, cumartesi, pazar günü açık. Birazdan size alışveriş yaptığım sevgili arkadaşları tanıştıracağım. Ayşe Butik favorim. Her hafta bir şey buluyorum kadından. Yani rakamları söyleyeyim. 5 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira. 100 liraya buradan bayar döşer gidersin. Hiç bu valizini alma yani. Buradan valiz yapıyorlar sana. Çok tatlı insanlar her biri. Urla'daki tek aktivite çünkü buraya gelmek. Bir de sörf biliyorsanız yelken kulüpte sörf yapabilirsiniz ama çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü rüzgar fena bir şekilde sert yani. Şimdi birinci favori Ayşe Butik'te başlayalım. Ayşe Hanım merhabalar, nasılsınız? Selam, iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz. Yani Ayşe Hanım çok şık olduğu için kendilerinde şık şık giymediği kıyafetleri var. Bu miktarda alıyorum. Her seferinde alıyorum. Şimdi Ayşe bir tane Instagram sayfası açtı. Instagram sayfanın adı neydi Ayşe? Designer by Ayşe. Designer by Ayşe. 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 Yani şeyle yazılıyor. Ayşe. Designer by Ayşe Instagram'ının ne kadar güzel bir ismi var sayfanın. Buradaki böcek, ay böcek de benim böcek. Kapyasız çekim olmazdı zaten. Yani. Ben de onsuz olamam. Bu çok da seviyorlar hayvanları. Şimdi efendim sizin yağlı boyalarınızı anlatalım birazcık. Yağlı bu. Aa, bunu sen mi yaptın Ayşe? Evet. Şu kızı. Sadece şu kediyi çekelim. Bu kadar deneme için getirdim. Az bir şey. Evet. Bakalım ilgilenecek mi halkımız diye az bir şey getirdim. He. Böyle. İlk provanız mı? Yani siz ressam mısınız aynı zamanda? Nacizane. Resim yapıyorum. Nacizane. Yapıyor. Kedimi de. Şöyle evet. Bir ayçiçeğim var. Bayılıyorum onunla. Ayçiçeğimiz var. Ayşe bugün farklı ne getirdin? Şimdi ben geçen haftadan bu haftaya hangi neyi görmedim acaba? Kitapları getirmiş Ayşe. Ay, aynı zamanda getirmiş. Aslan gibi Atatürkçüyüz. Evet, bugün aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı değil mi efendim? Aynen. Yan komşu. Komşularla kutluyoruz ve kutlayacağız daha. Komşu. Efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Sizi de tanıyalım. Ben de hem ikinci el hem sıfır. Full. Satıyorum. Aa, sende birinci el de var şekerim. Tabii ki tabii ki. Ayol birinci el müthiş kıyafetler var böyle. Birazcık... Çanta tasarımlarım var. Ay, çanta tasarımlarınızı bir görelim mi lütfen rica edeceğim. Yani böyle bir çanta ben görmedim. Hanımefendi elleriyle yapıyor arkadaşlar bak. Şunlar var. Şu çok güzeldi. Şunun küçüğü olabilir demiştim. Şu siyah iş koydum ama çok güzel. Evet, fiyatlardan birazcık bahsedebilir miyiz? Bu çantacıkların fiyatları... El emeği olduğu için biraz pahalı geliyor tabii. Ne kadar? El emeği göz nuru neticede de. Yani ne kadardan başlıyor? Minimum 80'den başlıyor. 250. 80. Hangisi 80? Hangisi 250? Portföylerde 80, 100. Şunlar? Büyükler 200-250. 200-250. Bir de efendim kıyafetleri görelim. Merhaba. Merhaba. Bu kaç bedendir acaba? Bu kaç beden diyor. Size kaç beden lazım? 46-44. Buluruz. 46. Satış yapıyorum bir de burada. Efendim. Örneklerimi göstereyim hemen. Şimdi ay benim hasır bak. Çantam nerede bir kere? Hasır çantamı ne yaptın bir kere? Ay yeşil, haki yeşilim mi yaptın aşkım benim? Beğenmediysen değiştirebilirim. Şunun şu renkli istiyorum. Yeşil. Böyle istememişsin. Yok aşkım. Ama onun şeyini, düzünü. Ha bu arada sipariş verebiliyorsunuz Ayşe Hanım. Şıklığa bakar mısın? Bayılıyorum bu kadın. Biri favorim. Ay bunlar da çok güzel olmuş. Çok cici değil mi? Bakar mısın? Alçık. Aynen. Alçık. Ne kadar Ayşe'cim bunlar? Alçıklar? 25 lira. Ana! Sudan bedava. Ucuz. Bedava. Ben de eylemeyi de bedava. Aynen. Bakın. Yeter ki beğenirsin bak. Güzelliğe ay çok bak. Güzel. Efendim o ne kadar? 30. Ay tamam Ayşe, şunun ikisini ayır bana. Yine Ayşe Butik. Bak tam bu kadının eserlerinden her hafta Ayşe Butik'ten giyiniyoruz. Sana sigaralarım da yanında bedava.
Vay canım benim. Efendim sizi de tanıyalım. Bu hanımefendi çok tatlı bir hanımefendi. Buradan da alışverişim olmuştur. Zaten bütün esnaflardan oldu neredeyse. Sizde ne var bugün günümüzdeki eşyalarınız? Ben de efendim kendi yaptım. Takılarım var. İnce kolye, boncuk takılarım var. Evet. Eski ürünlerim var. İkinci el biliyorsunuz burası. Hı-hı. Eski ürünlerimi getirdim. Yine burada küpelerim var. Ben aslında esas iğne oyası çalışıyorum. Ha, ne evet, kadar güzel. Benim esas çalışmam iğne oyası. Peki iğne oyasıyla kedinin ismini yazabilir misiniz? Hani böyle şey var ya, tasmalar vardır ya. Tabii ki. Vallahi. Tabii. Ay benim kediciğime ve küpeciğime. Tamam. Ne kadar yapıyorsunuz? Bir fiyat alalım. Kızlar böyle kedi köpek tasması baksana aynı kadar şık. Evet tabii. Bunu böyle düz bir şekilde yapıp üzerine aynı iğne işlemeyle ismini yazabiliriz. Tamam. Ne kadar mesela ismini bu? İsmini yazabiliriz. Bunu böyle sade olarak 30 liraya veriyorum. İşlediğim zaman 45'e veririm. Aynen. İğne oyası olduğu için biraz emekli. Evet. Tabii canım. Tabii iğne yani oyası biraz emekli. Nereye kadar? Şöyle bakın Efe oyası dediğimiz kolyem aa, var. Bak çok bu güzel. Bu Efe oyasıdır. Aa, evet. Sayın seyirciler. Şıklığa gel. Ha, işte yine iğne oyası. Yine benim kendi yaptığım. Hmm. Şöyle bir kolyem var. Kız çok marifetlisiniz maşallah. Çok İşte elimizden şey. Geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vallahi. Yine iğne oyası. Böyle kadınlara bayılıyorum. Desteklemek evet. lazım. Kadın kadını destekleyecek aynen. arkadaşlar. Aynen. Yani aynen. gelin Urla'ya, merkeze, evet. İskele'ye bu bekleriz. Hanımlardan her zaman alışveriş bekleriz. Yapın. Her Ayşe zaman. Butiğe geldiklerinde Demet'ten derlerse eğer Ayşe Butik bir indirim yaparsınız herhalde. Tabii ki. Evet efendim siz de artık evet. fanlarım size gelince şöyle bir indirim yapın lütfen. Şöyle bakın bir de el işleme yine. Hmm. Kılaç çantalarım var. Aynı zamanda içeride onların jüt kumaştan. Jüt kumaş ne demek yani? Eskiden çuval diyorduk biz bu kumaşlara. Ha. Şimdi ismi değişti. Bu değil. Bu değil. Bu değil. İçeride onlar. Onları ayrıyetten gösterelim. Hadi gösterelim. Tamam. Aynı zamanda burada da işte butiğimiz var. Onlar, açık alan. Arkadaşlar. 5 lira 10 lira. Bakar mısınız? Ay, ama yalnız öyle 5 lira 10 lira yırtık pırtık hani eski yo, çok yo, yo, şey hayır, değil hayır, yani. Hayır, yanlış hayır. anlamayın yani. 5 lira 10 lira derken hanımefendiler yıkıyorlar, temizliyorlar. Kapışta kendi kendini temizliyor. burada efendim çantalarımız. Çantalarımız. Şöyle bakın. Oo evet. Dur. Ne kadar bu çanta? Bu 50 lira. Bu 50 lira evet. Cepli ve astarlıdır. Görelim efendim cepli ve astarlı. Hemen. İçine tabii biraz şey olsun diye gazete ilave ettik. Bunun cebi yokmuş dur. Pardon. Peki şey sipariş üzerine de dikebiliyorsunuz tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Ay kız bunları mağazada alsam var ya. 250 lira vitrin fiyatı. Şöyle cepli bakar mısın? Cebi var. Astarlı. Vitrin fiyatı 250 lira. Aynen. Biz 50 liraya satıyoruz. Şuna bakar mısın hanımefendi? Teşekkürler. Gelin alın yani buradan. Evet, alın yani. Bekliyoruz. Dönüşte şunu konuşalım lütfen. Peki. Kendim peki. için. Peki canım. Burası işte Ahmet'in yeri. Ay Kapya buraya gel. Ay Kapya tavşanları sevmeye gitti. Böyle şeyler de var. Küçük ev süslerimiz var. Ve buradan girdiğinizde efendim ayakkabılardan başlıyor. Herkesin tezgahı farklı şey satıyorlar. Yemek, tencere, tava. Herkes bir hava hesabı. Burada tencereler, tavalar var. Nurhan Butik nerede bugün acaba? Böyle bir pazar yeri.